Arkadaşlar bugün Helcast'teyiz. Helcast'te 1000 dolar bakiyemiz var. Siz de Helcast açıklama kısmından giriş yapıp promo kodlarını 100 konu kullanabilirsiniz. Böylelikle Helcast'te bedava bakiye elde edebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Daily Free kısmından her gün Helcast'te bedava kasa açabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey sizin profil fotoğrafınızı burada bulunan herhangi bir Helcast profil fotoğrafı ile değiştirmek. Daha sonrasında burada her gün bu kasayı açabiliyorsunuz. Bu kasanın içinden rastgele bir CSGO eşyası, Helcast paketi veya Vortex puanı çıkabiliyor. Bakalım şu an bize ne çıkacak. 0.15 dolar Helcast paketi geldi. Bunları biriktirerek işte atıyorum 30 gün boyunca açtınız. 30 gün boyunca biriktirerek bedavaya bir tane CSGO skin'i alabiliyorsunuz. Direkt olarak paketimize eklendi zaten. Onun dışında bir diğer bedava CSGO skin'i alma yöntemi free giveaway kısmında Helcast'in her gün düzenlemiş olduğu 5 ile 10 dolar arasındaki CSGO skin çekişlerine katılmak. Join'a tıklayarak bedava bir şekilde herkes katılabiliyor bu çekişlere. Haberiniz olsun. Helcast'te free giveaway kısmında katılabilirsiniz. Bugün 1000 dolar paketimize güzel CSGO skinleri almaya çalışacağız. 85 dolarlık bir kasa savaşıyla başlangıç yapmak istiyorum. Bakalım bu kasa savaşını kim kazanacak? Onyx'e kasası var. 2 tane Riptide Tiger var. 1 tane de Mean kasası var. Bakacağız ve göreceğiz. Mean kasasından belki şöyle bir bıçak falan çıkartırız. Riptide Tiger kasasından güzel bir Mac'ten geldi. Bir daha aynı Mac'ten gelirse okeyim ben. Chatterbox mı bu? Chatterbox, Orange DDPad. Şu an çok yakınız. Mean kasasından çıkacak şey çok önemli. Kazandım herhalde. Ama kötü bir fight'tı yani. Hepsini satmak istiyorum ben. Gerçekten çok da güzel bir kasa savaşı değildi. Şöyle bir 24 dolarlık 3 kişilik bir kasa savaşı var. Buna katılalım. Bir kişi bekliyorlar. Direkt biz katılalım. Başlasın bakalım. Hiraxi kasası var. Pago kasası var. Red Stickers ve RTX kasası varmış. Göreceğiz. Şöyle bir başlayalım. Emoji atalım. Pago kasasındayız. Bu arada kötü bir AFS çıktı bize. Pago kasasından 54 dolarlık FAMAS çıkarttı. Peki abi. Red Stickers'tan da şöyle bir oyunda olmayan nadir sticker çıkartırsın sen şimdi. Çıkartmadı. RTX kasasındayız. Bakalım RTX kasasından ne gelecek. Bundan da bir Deagle geldi ama bilmiyorum. Şu FAMAS gerçekten biraz saçma oldu sanki. Yapacak bir şey yok. Bu kasa savaşını kaybettik. Bir win bir lose devam ediyoruz şu an kasa savaşında. 98 dolarlık bir kasa savaşı başlatmış bu arkadaş. Hemen buna da katılalım. Premium kasası var, casual kasası var, stat rack kasası var. Bir tane daha premium kasası var. Bu arkadaşı bir kez daha yenersek çok güzel olur. Harbiden Neon Revelation'da güzel bir başlangıç yaptık bu arada. Casual kasasındayız. Bakalım casual kasasından ne gelecek. Phantom Disruptor geldi. Fena gitmiyoruz. Stat rack kasası. Bunu da sanki güzel bir şey çıkartacakmış gibi hissettim adama. Kötü. Ama şu an fight'ın geneli kötü ya. Kasa savaşının kötülük geneli kötü. Premium kasasından da geliyor. Çok kötü bir fight. Hani kazanan kaybetti. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok kötü bir kasa savaşıydı. Yapacak bir şey yok. Biz daha fazla kasa savaşına katılmayalım. Bu ayın indirimdeki kasalarını ben merak ettim. Bu haftanın pardon. Yok. Yo var. Double Boost kasası indirimde. 10x kasası indirimde. Biz şu kasayı mı açsak acaba? Değişik bir eventin değişik bir kasası. Bakalım. Belki içinden güzel bir bıçak falan bir şeyler çıkartırız. Belli olmaz. Ama çıkartacağız gibi de durmuyor. Hellfire falan var. Bu kasa kötüymüş ya. 157 dolar değerinde CSGO skin'i verdi. Bir 5 tane daha açılır o zaman. Bir 5 tane daha açtım ben bundan. Bir şans daha verdim. Karantinadan kaçış gelse güzel olurdu. Electric Hive var, Guardian var ama bu kasayı salalım biz. Bu kasayı fazla uzatmayalım. Ben birazcık Mean kasası açmak istiyorum. Belki içinden bıçak falan çıkar diye. Mean kasasına geçiş yapalım. Mean kasasından 5'li 5'li ilerleyip de çok fazla açamayacağız. Bundan sonra bir 5 tane daha açabileceğiz. Daha da açamayacağız abi. God Knife geldi bu arada. Kötü değil. En azından bir tane bıçak diyebiliriz. Güzel bu arada. Harbiden güzel. Bir 5 tane daha açalım. Şuradan bir şeyler daha verirsen eğer bize çok tatlı olacak. Bayonet çok iyi. Bu bayonet de güzel. Diğerkinler de güzeldir umarım. Şimdi ben bundan bir 5'li daha açmak istiyorum. Şunu sat, şunu sat. Şu ikisini satsak oluyor mu? Oluyor. Tamam bir 5'ten daha açalım. Bıçağı bıraktık envanterde. Bir tane daha bıçak gelirse var ya mükemmel olur. Burası kötü ama ya. 2 tane çöl isyancısı geldi. Gerisi kötü. Gerisi harbi kötü. Bunlarla biraz yükseltme yapalım biz en iyisi. Şöyle şunları seçtim ve bir tane bu Winay Fey'de gönderelim bakalım. Şöyle bir yükseltmeyle başlayalım. Kötü oldu. Ya gelse tatlı olur. Bu Winay Fey kötü bir bıçak değil. Şöyle şunları seçtik. Şunu seçtik.
Ve ne desek? Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım ve seçeceğim şu an. Güzel bir şey arıyorum. Güzel bir bıçak arıyorum. Belki çekilişini yaparız çünkü bıçağın. Slaughter Talonknife bence olur. Bu arada. Hani bence olur. Olmadı mı? Talonknife Slaughter gelirse çok tatlı. Abi aynı şekilde mi devam edeceğiz hep? Umarım etmeyiz çünkü. Şu Talonknife'ı istiyorum ben ya. Nerede o Talonknife? Ben gerçekten bunu istiyorum abi. Bedeli neyse de ödeyelim hadi bakalım. Yok abi biz bunu alamayacağız galiba. İlginç. Harbiden ilginç. Bir tane yükseltme yapamayacağız mı şu an bu videoda? Yaparız ya herhalde. Hadi bakalım. Geldi. Talonknife Slaughter. En kötü bunu user giveaways kısmında bu ayın bıçak çekilişi olarak envanterimizi tutarız abi. Güzel bir bıçak olur. User giveaways kısmından da bu çekiliş bahsettiği zaman zaten direkt videosunu atarım. Herkes de bugün güzel CSGO kasırı açmış olduk. Linki açıklama kısmına yüz konunu kullanabilirsiniz. Herkes için haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.